Sınavdan önce stres yönetimi. Aslında burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Fenomenler ya da YouTube üzerindeki kanallarda işte şunu yaparsanız 20 net artırırsınız, bunu yaparsanız 30 net fazla yaparsınız gibisinden söylemler ya da dikkat çekici videolar var. Ama stres yönetiminde en önemli faktörlerden birisi aile. Eğer aile yıl içerisinde öğrenciye yeteri kadar baskı yaptıysa ve onun stresini, stres katsayısını arttırdıysa, sene sonunda onu rahatlatmak için söyleyeceği her bir cümle stresi daha fazla katlayacaktır. Bu ne yazık ki çok fazla toplumda göz önünde bulundurulan bir şey değil. Çünkü öğrencilerle birebir çalıştığımızda görüyoruz ki öğrenciler bundan çok fazla şikayetçi. Yıl içerisinde anne baba tarafından baskıya uğramış ve yıl sonunda oğlum sen kazanamasan da bizim çocuğumuzsun, sınav her şeyin sonu değil gibi cümlelerle çocuklar rahatlatılmaya çalışılıyor. Ama yıl içerisindeki tutum ve davranışlarıyla yıl sonundaki bu söylemleri çatıştığından dolayı öğrenciler çok daha fazla strese giriyor. Ondan dolayı aileler öncelikle rol yapmayı bırakmaları gerekiyor. Çünkü çocuklar her şeyin farkında. Sınavdan önce öğrenciler neler yapmalı? Tabii dijital çağda olduğumuz için biraz önceki cümlemi yinelemek istiyorum. Sınavdan önce bunu yaparsanız 20 net, 30 net artırırsınız gibisinden videolara ya da sayfalara öncelikle kulak asmasınlar. Sınavdan önce ya da sınav esnasında yapmaları gereken en önemli şey rutinlerini bozmasınlar. Sınav sabahı nasıl kahvaltı yapılır? Normal günde nasıl kahvaltı yapıyorsan öyle yapılır. Ya da sınavdan bir gün önce ders çalışılmalı mıdır? İşte sınava bir gün, iki gün kala ders çalışılmamalıdır gibi söylemler var. Hayır. Bir öğrenci normal deneme sınavına girmeden bir gün önce ders çalışıyorsa gerçek sınavdan bir gün önce de ders çalışabilir. Şimdi öncelikle evet yapılmalıdır ama bunun ayarı ya da düzeyi çok önemli. Kurumlara gittiğimizde kurumlar bize ne diyor? İşte şu kadar etüdümüz var, bu kadar özel ders, bu kadar birebir çalışma, şu kadar sayıda deneme yapıyoruz vesaire. Benim velilerden ve öğrencilerden ricam şu, kuruma gittiğinizde şunu sorun, ekstranız ne? Çünkü 100 tane denemeyi tüm kurumlar yapıyor. Birebir çalışmaları herkes yapıyor. Etüt salonları ve masaları artık herkeste var. Ekstralar. Ekstralar dediğimiz şey, bunu biraz önce bahsettiğiniz stres atmak için yapılan organizasyonlar, bu çocuğun ileride ya da gençlerin ileride kendilerine katacakları kariyer anlamında, kariyer basamaklarında kendine katacakları etkinlikler. Bu etkinlikler sadece eğlenceyle ya da stres atmak için bir organizasyonla değil, liderlik, ekip çalışması, kriz yönetimi, zaman yönetimi gibi. Sadece sınavda değil, sınavdan sonra üniversitede ve hatta iş hayatında, aile hayatında bile onlara lazım olacak şeyleri bir kurum verebiliyorsa, işte gerçekten bir eğitim kurumu demektir.